izi üzerinde. Ne demişti şef? Gözünü saatten ayırma demişti. Olayın dakikası, saati olayın kendisi kadar önemlidir. Hele olayın geçtiği yer hepsinden daha önemli. Üniversite kapısında geçen olayla banka kapısında geçen olay bir olur mu hiç? Olay nerede geçiyor, hangi semtin, hangi caddesinin, hangi sokağında dikkat edeceksin demişti. Söz gelişi, odun bankın sağ köşesinden 5 adım ileride mi rastladın o şüpheli kişiye? Hemen geçireceksin rapora, kılı kılına. Kimin peşindesin? Bir adamsa nasıl bir adam? Üst baş önemli demişti şef. Ayağındaki pantolonun üstünden, sırtındaki ceketin, gömleğin, kazağın ya da parkanın yakasının kirine kadar dikkat edeceksin. İzlediğin bir kadın da olabilir. Pabucunun topuğundan başlayacaksın, saçının berberinden çıkacaksın. Rengi üzerinde o kadar durmayacaksın demişti şef, yanıltırsın beni. Esmer dediğin kumral, kumral dediğin sarışın, sarışın dediğinde süt beyaz olabilir. Geçen bir yaz mevsimi tükürür kadının renginin içine. Sen alnındaki, yanağındaki yara bere izlerine bak. Ameliyat yaptırsa da yeri kalır demişti. Bir Halep çıbanı en sağlam damgadır bizim için. Müdürün bastığı mühür gibi. Hele göz renkleri, mavi ise her zaman mavi, yeşil ise her zaman yeşil değildir demişti. Aç gözünü. Hele hele güvenme kaşların biçimine hiç. Bir de kovaladığın kişinin yaşına bakacaksın. Bizim işimiz daha çok 15 ile 25 yaş arasındakilerle. Daha yaşlıların çekiver kuyruğunu demişti. İnsanlar yaşlandı mı her rejimde kendi derdine düşmüştür, bırakmıştır toplum işlerini. Genç olup da zıpır değilse, züppe savruk değilse eğer düş peşine demişti şef. Yüzünü kara çıkarmaz senin. Hele otobüste, vapurda delikanlı cebine davranıp da kimseye duyurmadan şebeke dedi mi bırakma peşini. Delikanlı nereye? Sen oraya. Yakasında rozet var mı? Elinde kitap taşıyor mu? Rozetten, kitaptan, hele hele konuşmasından hangi fakültede öğrenci aç gözünü de öğren demişti. İşte şu kaldırımdan sağ eli cebinde giden bunlardan biri olabilir. Boy 1.75, kilo 58-60. Biraz zayıf, dikkat. Zayıf olduğuna göre iş var demektir. Giyim kuşam ortanın altında. Koyu gri ceket, açık gri pantolon. Yazın cekete iş düşmemiş olacak. Pantolon çokça hırpalanmış. 2 günlük sakal ya da 3 günlük. Gömleğin yakası buruşuk. Geçim durumu pek de parlak olmasa gerek. Üstelik ne züppe ne de zıpır. Tam şefin kovala diyeceği biçimde bir üniversiteli bu. Sinemanın önünde durdu. Saatine baktı. Bekledi. Bir ileri bir geri gezindi durdu. Vitrindeki film resimlerine baktı. Yeniden düzüldü yola. Geldiği yöne doğru tam gaz. Arkadan gelen yakıcı bir güneş önüme seriyor gölgemi. Genç adam gidiyor, ben gidiyorum. Köşeyi döndü, ben de. Hızlandı, ben de hızlandım. Birden durdu. Ben hızımı alamadan yürüyüp geçtim genç üniversiteliyi. Halime acıdığından mıdır nedir geriden yetişip geçti önüme. Güneşi gene arkamıza alıp yürüyoruz. O gidiyor, ben gidiyorum. Sağa sapıyor, ben de. Sola saptı, ben de saptım. İleri. Güneş gene arkamızda. Karşıdan gelen yaşlıca biriyle yüz yüze geldi. İkisi de durakladı birden. Ne demişti şef? Kaçta buluştular? Dakikası dakikasına not etmeliyim bu buluşma anını. Saat tam 3'ü, yani 15'i 2 geçiyor. Buluşma yeri Doğu Eczanesi'nin 8 adım ilerisinde. Elektrik direğinin dibinde. Ne yapıyorlar? Karşılıklı durmuşlar, konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar? Bunu öğrenmek kolay olmasa gerek. Ama şef ne der sonra? Hiç olmazsa 3-5 kelime de mi duyamazdın? Senin kulağın yok mu demez mi? Sayın şefim, eğer kulağım varsa ne yapıp yapıp o 3-5 kelimeyi duyup getireceğim sana. Elektrik direğinin önünde bal gibi dikilir, dolmuş bekleyebilirim. İşte bekliyorum da. Sirkeci, Cağaloğlu, geç. Bizim 1.75'lik üniversiteli konuşuyor. Saat kaçta verecek? Basılınca hemen. Nerede dağıtacağım bunları? Üniversitenin bahçe kapısında, merkez binanın. Ben de fen fakültesinin önünde. Pul da yapışacak mı? Başa mı çıkar be? Basım evinden kaptığımız gibi yallah. Peki dostum, akşama buluşuruz salonda. Hadi güle güle. Tamam, bildiri dağıtacaklar. Gizli bildiri.
Gene düştük yollara. Güneşi arkamıza aldık, yürüyoruz. Ben yürüyorum, o yürüyor. Sağdaki sokağa saptı. Bir kitap vitrinini inceledi. Geçti yürüyüşe, gene sağa saptı. Yürüdü, gene sağa. Bir plakçı dükkanına girdi, ben de girdim. Bant istedi, teyp için. Hem de en uzunundan. Vay yayıcı vay. Ne, yayıcı mı? Hey, aç gözünü. Aldığı plak değil, bant. Dükkanın adı, bandı aldığı saat, dükkanın semti, sahibi, adı, soyadı. Çıktı dükkandan. Bir gazete aldı, hem de bozguncu gazetelerden. Bandı güzelce yerleştirdi içine. Yürüyor, hızlı hızlı, hem de hızlı hızlı yürüyor. Koşuyor bayağı. Sola saptı, başladı diklemesine yürümeye. Güneş gene arkamızda. Saat 3.43 yürüyoruz. O gidiyor, ben gidiyorum. Koşuyor boyuna, ben de koşuyorum. Böyle koşarsam dikkati çekmez miyim? Çekerim ama gene de koşuyorum. O benden daha genç, genç olduğu ölçüde de ayağına çabuk. Yetişmek istiyorum, yetişemiyorum. Ama gene de görüyorum koştuğunu işte. İleride sırtını görüyorum, omuzlarını görüyorum, başını görüyorum, saçlarını. Ah, kaybettim, göremiyorum, koşuyorum, yok ortalarda. Gözlerim kaldırımlarda, koşuyorum. Onun ayakları, onun gri pantolonu, onun gri ceketi, onun gri başı. Koşuyorum. Bu sefer kaçırmamalıyım, bırakmamalıyım izini. Anlarsa anlasın, tanırsa tanısın. Kaybetmek daha mı iyi? Şef ne der sonra? Koşmaktan dilim dışarı çıktı. Yavaşlıyorum, o da yavaşlıyor. Ben yürüyorum, o da yürüyor. Taban tabana, iz ize yürüyoruz. Cadde boyunca yürüdük, meydanı geçtik. Yeni yapılan blok apartman arkamızda kaldı birden. Önüme bakıyorum, silini verdi izinden gittiğim adam. Sağ mı saptı? Hayır. Sola mı saptı? Hayır. Önümde, ileride mi? Görünmüyor hiç. Yer yarıldı da içine girdi. Öyle oldu zar. Kovaladığım kendi gölgem olmalı. Arkamda dağ gibi blok apartman. Bu apartman değil mi? İzlediğim genci yutan. Arkamdan gelen güneşi kesen bu apartman çünkü. Yüreğim ağzımda izlediğim kendi gölgemmiş meğer. Önüne düşen, kendi gölgesini kovalayan karikatür hafiyesi mi oldum ben? Aman bunu yazmayayım rapora. Şef canıma okur. Peki asıl izlediğim genç ne oldu öyleyse? Koşuyorum geldiğim yöne doğru. Basım evinden dağıtacağı bildirileri almaya gitmiş olmalı. Kurtulamaz elimden artık. Beni atlatsa da mutlaka dönüp gelecektir üniversite kapısına. Kim bilir milli dostlarımıza karşı gene nerede bir gösteri yürüyüşü yapacaklardır. Hangi alanda toplanıp hangi caddeden geçeceklerdir. Bir telefon etsem mi acaba bizim şefe? Elime bir bildiri geçirmeden nasıl telefon ederim ki? Ne gösterisi, ne toplantısı, ne mitingi diye sormaz mı bana? En iyisi öğrencilere dağıtılacak olan bildirilerden birini ele geçirmek. Onlardan biri gibi uzatıp elimi dağıtandan bir tane istemek. Bir dolmuş 75 kuruş karşılığı gizli ödenekten. Hop, Hürriyet meydanındayım. Nerede bizim 1.75'lik genç? Ana, kapıda, iş başında. Yer, merkez binasının bahçe kapısı. Saat 4'ü yani 16'yı çeyrek geçiyor. Hey, bu kapının altından gelip geçenler Osmanlı paşaları, meşrutiyet paşaları, cumhuriyet paşaları, toplanmalar, oturmalar, yürüyüşler, tanklar, jipler, Fruko kamyonları. Hazır olun. Kucağında tepeleme bildiriler çenesinin ucuna kadar. Başladı dağıtmaya. Kapıdan girenlere, kapıdan çıkanlara, yoldan gelenlere, yoldan geçenlere. Dağıtıyor, ha babam dağıtıyor. Parmağını ıslatıp ıslatıp veriyor. Kimseden korkusu yok. Tutuklasam mı, tutuklamasam mı? Bunu şef bilir. Yan kapıdan girip orta kapıdan çıkıyorum. Çıkarken de uzatıyorum elimi, bir bildiri alıyorum. Alır almaz da fişek gibi fırlıyorum ileriye. Saat 16'yı 20 geçerken Beyazıt Postanesi'ndeyim. Elimde telefon. Alo şef. Söyle. Bildiri dağıtıyor gençler. Yer merkez binasının kapısı. Üniversite yani Beyazıt. Bir bildiri de ben geçirdim elime. Oku çabuk. Genç üniversiteliler. Çabuk oku be. Tanışma çaylarınızı salonumuzda verebilirsiniz. Nişanlar, düğünler için Manolya aile salonu. Hay senin Manolya gibi dalın yaprağın kurusu ne mi? Yıkıl karşımdan. Yıkılıyorum karşısından bizim şefin. Yer Beyazıt Postanesi. Saat 16.25. Yıkılan
bir daha da belini doğrultamayan ben, stajyerlerden Ali İzgüder. Rıfat Ilgaz.